أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وعطس من إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi shrah li sadri ve yassirli emri ve ahlul uktete min lisani yefqehu kavli ve fawwiru emri Allah innallaha bi'siril Ahzab suresindeyiz 50. ayet-i kerimeye geldik. Sure-i Ahzab Aliye ve selam efendimizin özel durumu anlatılıyor. Eşleri ve Aliye ve selam efendimizin eşlerinin bizim annemiz olması meseleleri ayrıntılı bir şekilde burada eee konuşuluyor. İnşallah bunları <laughs>, mütalaya çalışacağız. 50. ayet-i kerime Ya eyyühen nebi Ey nebiyi zişan İnna ahlenna leke ezvâceke allâti âteyte hunna ve mâ meleket yemînuk mimma âfâ Allahu ileyk Buraya kadar mana bir bütün olmaktadır. <laughs> Önce kelime manamızı verelim. Her zaman olduğu gibi. Ya eyyühen ey peygamberi zişan. inna ahlenna, biz helal kıldık leke sana, ezvacek eşlerini. Ellati, öyle eşlerin ki, ateyte ucurehunne, onların mihirlerini verdin, mihirlerini ödediğin eşlerin. Mihir, evlilikte şarttır, farzdır. Mihirsiz evlilik olmaz. Mutlaka mihirin tayin edilmesi gerekecektir ayet-i kerimede ateyte verdin ucurehunne yani ucur Türkçede ecir yani onun ücreti ee, ve ücret dediğimizde yani onun mihri ve ma meleket yeminuk ee, sağ elinde sahip olduğun yani cariyelerin mimma o şey ki afa Allahu aleyk Allah sana onları ganimet olarak verdi. Yani dini bir İslami'ye e, esir olarak aldıklarını onları yediğinden yedirip giydiğinden giydirip işte burada anlatılan esir olarak alınanlar peygamber eşi oluyor. Yani devletin en zirvesindeki kişiye eş oluyor. E, öbür taraftaki kölelik baktığımızda Onları hapislerde, zindanlarda, işkencelerde ve insanlığa sığmayacak işlerde. Evvelki her e, bu mesele geldiğinde izaha çalışıyorum. Yani İslam olan bir yanlışı ıslah edip ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir cariye ile evlenmemiştir. Kendisinin evlendiği cariye olanları önce hür, hürriyetine kavuşturmuş ve normal bir insan, ...durumuna getirmiş ve ondan sonra... ...eş edinmiştir. Yani e, öbür tarafta baktığınız zaman... ...bir Müslümanı... ...esir alıyor, hapislerde... ...inanılmaz işler... ...vesaire yapılıyor. Onun için İslam... ...toplumlarda olan yanlış... ...uygulamayı ıslah edip... ...bunun doğru şeklini... ...ortaya koyar. Bu manada cümlelere çok dikkat etmek lazım. Yani İslam yanlışı hep düzeltmek için es sulhu hayr İslam sulhu ister ister selameti ister insanlara insanca yaşama kurallarını ortaya koyar. Medine'nin ismi Yesribidi Medine-i Münevvere denilmesi birlikte yaşayan insanların birbirlerinin haklarını gözetmesi kurallarının konulması manasındadır. Medine veya yani Türkçede ona medeniyet olarak kullanırlar. Yani aynı ortamda yaşayan insanların birbirlerinin haklarını gözetmesi ve birbirlerini insan olarak görmesi meselesidir. Ya Muhammed, inna ahlanneke sana helal kıldık. Mevlamız ona birçok eşleri mübah kılmıştır. O ona mahsustur. Kainatın sahibi Allah'tır. Hükümleri o tayin eder inna ahlenna li ezvaceke yani eşler ellati öyle eşler ki ateyte ucurehun onların mihirlerini verdin bir ve ma meleket yeminuk ve yemin sahil demek ki sağ malik olduğun cariyeler ki o cariyelerin hepsini de hürriyete kavuşturmuş ve ondan sonra eş edinmiştir mimma o şey ki afa yani ganimet olarak Allahu Allah aleyke sana verdi şimdi e, fey zeval dediğimiz fey, fey kelimesi yani hatıra gelebilir. Fey yani güneşin tepe noktasından gitmesi. Yani gölge manasında yani elde olanın gitmesi. Orada ne yapıyor? Fae yani elde olan gidiyor. Ganimet dünyalık elde ediyorsun gidiyor kullanıyorsun yok oluyor. Tarihte insanlar kullanmışlar arazileri vadileri harap olmuş yok olmuş tarihte 7000 defa helaktan bahsediliyor. Afa ganimet, dünyalık. Dünya ne oluyor? Gölge gibi. Gölge bakıyorsun buradaydı. A. Güneş vurmaya başlamış. Yani artık senden gitti. Öbürüne geçti. Afa Allah. Yani burada ganimet manasındadır. Fakat kelime manasına baktığınız zaman elden giden bir şey. Dünyadaki nimetlerin hepsi elden gidiyor. A. Evet. Kanuni der ki bana öyle bir şey söyleyin ki onu ona baktığımda hep bana o çok önemli bir şey hatırlatsın. Ebu Suud Efendi sümme maza e, yüzüğün üzerine yaz der. Ya Yani ben ciddi bir şey sordum sümme maza kelime manası sonra ne? Evet diyor Ebu Suud Efendi işte bu e, baktığınız zaman size her şeyi hatırlatır. Ne anlayacağım neydin şehzadeydin sümme maza sonra. Padişah oldum. Sümme maza sonra işte aya işte ilahi kelimetullah için uğraşacağız. E sümme maza sonra hiç diyor ha. Sümme maza. Yani bütün olanaklar Sünme maza sonra. Sonra ne? Bunlar afa. Yani bütün nimetler Sünme maza sonra sonra yok oluyor. Ve efendim illa men Allah bi kalbin selim. Bütün yaptığın güzel işlerle baş başa kalıyorsun veya kötülüklerle kişi meyus duruma düşüyor mimma afa <laughs> Allahu aleyk. Allah'ın sana verdiği nimetler. Ve benati ammike. Burada akraba evliliği net anlatılıyor. Ve benati kızı ammike. Aa, yani burada halanın ve benati amcanın kızı. Ve benati ammatike halanın kızı. amca kızı kişi amcasının kızıyla evlenebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet. Ve benati kızı ammike. Yani, yani amcanın kızı. Ve benati ammat ki halanın kızı. Ya bu benim amcamın kızı ne olur ki halamın kızı. Kur'an diyor ki evlenebilirsin diyor. Zaten bu evcizli başlar oluyor. O zaman o ne oldu? Namahram oluyor. Ve benati halike dayının kızı. Ve benati halatike teyzenin kızı. Ellati hacerne senle Seninle beraber hicret ettiler. Bunlarla evlenebilirsin. Ee, burada din yani kainatın sahibi Allah net bir ifadeyle bunlarla izdivacın mübah olduğu. İşte yakın akrabayla evlilik olursa şöyle olur, hastalık olur. Kainatın sahibi olan Allah bunları bilmiyor mu? Yaratan Allah. Ela ya'lem men halak. Yaratan Allah bilmez mi? O Ve vel latiful habir. O her şeyden haberdardır. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu burada Habibim sen amcanın kızıyla, halanın kızıyla, dayının kızıyla, teyzenin kızıyla evlenebilirsin. Bunlar Allah'ın meşru kıldığı herhangi bir burada ee, yani sakınılması gereken bir şey olduğunu da bildirmiyor. Kendi evladını Fatıma Zehra annemizi kız, e, kızını Hz. Ali Efendimiz amcasının oğluydu. Yani Ebu Talip dediğimiz Resulullah'ımızın amcası, öz amcası ve yeğeni oluyor. Yeğeniyle evlendirmiş oldu. Ve benati halatik ellati hacerne mak. Ve mümineten bir de mümin bir hanım in ve şimdi Kur'an'ın şöyle bir özelliği var. Yani meseleyi Resulullah Efendimizle ilgili de anlatsa veya bir meseleyle ilgili de anlatsa burada eğer hasreten peygambere ait değilse bu herkes için geçerli olacağı bildirilir. Ee, şimdi burada mesela evlilikle alakalı dokuz e, eş meselesi haliseten O Rasul bize mahsustur. Onun dışında efendim peygamber yaptı ben de yaparım dinden çıkar. Mevla Teala onu has ona mahsus kılmıştır. Burada evlilikle alakalı bunlarla evlenebileceğini Rabbimiz genel olarak bildirmiştir. وَمْرَاتَنْ مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسِهَا دِنَّب۪يِّ Bir hanım ki sahabe hanımı kendi nefsini sana hibe etti. Yani mihir falan istemedi. اَلِنَّب۪يِّ اِنْ اَرَادَ النَّب۪يِّ Peygamber de engesten ki haha böyle bir evlilik isterse halisetenlik bu sana mahsustur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mihrini ödemeden de hiçbir evlilik yapmadı. Yani burada Mevla Teala bu bu şekilde yaptı. Burada ne hikmetler olabilir? Yani buradaki mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar eşi olmasına rağmen hiçbiriyle tartışmasını göremiyoruz. Kaba konuştuğunu gör duyamıyoruz. Haşa bir sert ve e, böyle bir e, şiddet diyemeyeceğimiz yani o kelime bile yakışmaz. Asla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yok. Ha, bu durumda yani burada şunu, ey ümmet, benim habibime bu kadar eş ben Allah olarak ona münhasır kıldım, müsaade ettim. Fakat hiçbirisiyle sert, kaba davranmadığı gibi kırıcı bir söz bile söylemedi. E siz yuva kuruyorsunuz, bir tane eşinizde bu kadar kavgalar, dövüş yakışır mı? Yani dine, iffete aykırı bir şey olmadıktan sonra arayı bulup, ortayı bulup yuvada huzurun tesisi gerekecektir. Mühim bir mesele bu. Habibim sana eğer bir sahabe hanımı dese ki bir bayan ben mihir falan istemiyorum yeter ki peygamber eşi olayım dese sen de istersen bu şekilde de nikah kıyabilirsin. Mevla müsaade etmiş. Fakat efendimiz Aleyhisselatü vesselam mihir vermeden evlendiği böyle bir tescilde yok. Ha burada ne yapıyor? Ee, herkesin hakkını ödüyor konuyla alakalı değil ama bu meselede anlaşılsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde hicrette deve bir yere çöküyor. Boş bir arsaya kalkıyor. Sonra Ebu Ayübel Ensari'nin evinin önüne çöküyor. Burada kalacağız diyor. O boş arsada da <laughs> camimizi yapacağız diyor. Ve o iki yetimindir. Onlar diyorlar ki biz bağışladık ya Resulallah. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz büyük sizin durumunuz müsait değil. Bu olaydan dolayı siz burada yani bütün halkın gözü önünde böyle bir durum oldu. Para istemek size biraz ağır geldi. Ancak bunun hakkını ödememiz lazım. Ha. Demek oluyor ki bir insanın durumu müsait değilse onu mağdur etmemek. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Ebbe Kısıldık dedi ki benim param var dedi. Ve Ebbe Kısıldık parayı ödedi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki borç olarak ben sana dedi bu paranı ödeyeceğim dedi. Ebu Sıddık dedi ki ya Resulallah e şimdi bunu borç olarak değil ben almış olayım. Neticede bunu yine bir başka sahabe efendim e, hani bağış yapacak bunu almış olacak. E, müsaade et, bunu ben yapayım diye. Sonuç olarak o Mescid-i Nebevi'nin olduğu Ravza-i olduğu yerdeki arsayı Ebu Bekir Sıddık almış oldu. Ya bu kadar büyük bir insana mesela hakaret eden bazı yapılar var. Bunu bunu da mütalaa etmek lazım. Allah bizi Habibinden, Ebu Bekir'sinden, Hazreti Ömerlerden, bütün sahabe efendilerimizden, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'lerden ve Ehlibeyt'inden ayırmasın. Şimdi burada Min dunil yani mu'minin kadalimna ma faradna aleyhim fi ezvajihim. Evet, ma faradna aleyhim fi ezvajihim. Allahımız buyuruyor ki haliseten leke min dunil Müslümanların dışında bu sana mahsustur. Sana mahsus olan kadalimna, evlamız buyuruyor ki biz Ma faradna aleyhim onlara takdir ettik fi ezvacihim onların eşlerine ve ma meleket eymanuhum. ve onların malik oldukları cariyeler likeyle yekun aleyke harac habibim sana bir zorluk olmasın diye burada efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın şanını yüceltme zaten yüce ona Mevla Teala sen bunu talep edersen yani nikahı kabul edersen Mekân Allahu Allah gafuran rahim'e son derece affedici ve merhamet sahibidir. Meselenin özetin özeti bu. Burada ve ma'aleket yeminukum ma afa Allah aleyk yani abahalleke teserr mimma ahzede minel maganim. Yani ganimet olarak aldığın o esirleri onları Allah sana mübah kıldı. Ve mesela meleke Safiye ve Cüveyriye Safiye annemiz ve Cüveyriye annemiz. E bunlar e, yani cariye durumunda idiler. Yani köle. E daha sonra devam edelim. Fe'ataka <laughs> huma. Bunların hürriyetine kavuşturdu. Yani İslam insanların bu yanlış adetlerini diyelim ne yaptı? aleyhissalatü vesselam efendimiz insanların özgürlükleri kısıtlanamaz. Onları özgürlüğe kavuşturdu. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, bir düşman geliyor ve oradaki insanları hapishanelere, zindanlara e, vesaire atıp orada işkenceler etmiyor ve onları e, o özel yerler yapılıyor ve onlara yediklerinden yediriyorlar, giydiklerinden giydiriyorlar e, ve neticede bu hayat bütün dünya insanları olarak devam ediyor. Ve onların en ileri gelenleri e, onlarla evleniyor ve onları kendilerine eş yapıyorlar. Yani onları böyle bir e, zindanlara atıp cevru zulüm zincirlere vurmuyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koca peygamber devletin en başında bu köle dediğimiz insanları alıyor hürriyetine kavuşturuyor ve kendine eş yapıyor. Yani burada insaf sahibi olan kişinin kuracağı cümleleri kendisine atfederiz. O manada Allah Celle Celaluhu sonsuz merhamet sahibidir. Mevla Teala e, aziz ve celil olan merhamet ve azamet sahibi olan Allah'tır. Mevla'yı beğenmeyip insanların cevru zulmünü üstün görmeye veya göstermeye çalışmak e, ahirette kişinin Allah'ın huzurunda vereceği hiçbir hesap kalmayacağı kesin ortadadır. Ve Safiye ve Cüveyri annemiz bunlar cariye olduğu halde Resulullah'ın huzurunda azat ediyor bir. Ve ikincisi de ve tezevvecehuma onlarla evlenip yuva sahibi oluyor, eş ediniyor. Ve devletin en tepesindeki insan bunu yapıyor. Bunu bu şekilde güncel konuşacak olursak meseleyi böyle mütalaa etmek lazım. O meleke Reyhane binti ve Mariye el Kıpti İbrahim. Yani yine Mariye annemiz hasılı. Mariye annemiz kendisi Efendim o da cariye durumundaydı ve ondan İbrahim diye oğlu oldu. Resulullah Efendimiz'in işte 5-6 yaşlarında vefat ettiğinde meşhur güneş tutulması hadisesi. Onlar müstakilen bir konudur bizim tefsirası bunları her ayrıntı e, sığdıramayız. Ancak onu da hürriyetine kavuşturdu ve özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendi hür iradesiyle ve kendisi zaten kabul etti. E, ee, Mari annemiz ve Resulullah Efendimiz'e eş oldu. Ve kânete mine serair. Bunlar e, yani esir idiler. E ona rağmen Efendimiz Aleyhisselatü ve onları hürriyetine kavuşturdu. Ve e, onları kendine onların da iradeleriyle e, hürriyetine kavuşturup kendine eş almış oldu. Burada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin isimleri yazılıyor. Tefsirde uzun uzun. Bunları ben özet olarak şöyle arz etmiş olayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Sevde, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Zeynep bin e, Tihuzeyme, Ümmü Seleme, Cüveyriye, Safiye, Remle, Meymune, Mariye ve Zeynep binti Cahş radıyallahu anhum ecmain hazratı. Bunlar hepsi bizim annemiz, öz annemizdir. Yani bir dünyaya e, gelmemize vesile olan annemiz, evet o annemizdir. Bir de Resulullah'ımızın eşleri annemizdir. Dünyaya gelmemize vesile olmasalar da öz anne hükmündedir. Yani annemizdir. O vesileyle ahirette bunların hepsi mahiyetleri ortaya çıkacaktır. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. 51. ayet-i devam edeceğiz. Turci men teşa min hunne ve tuvi ileyke men teşa. Burada Resul Efendimizin tabi e, zevcat birçok eşi olmasına rağmen hikmet ne olabilir? Yani bu kadar eşi var. Onlara adaleti tesis etti. Onlara efendim e, gönüllerini aldı. E, yani Nasıl idare edilir meseleyi? Yani burada e, kendi cümle olarak söylüyorum, bu tefsir olarak değil. Yani ey insanlar, Habibim'e ben bu kadar Allah olarak eş e, onun tahtında, nikahında olmasına rağmen bir bakın hayatına. Bir kırıcı bir tavrı var mı? Yok. Kendisi kendi elbisesini dikiyor, <laughs> kendisi efendim yemek e, yendikten sonra süpürüyor, e, sofrayı kaldırmaya yardımcı oluyor gibi ve Kırıcı asla sert davrandığı mümkün değil. Hayatında yok böyle bir şey. Habibim bu kadar eşi olmasına rağmen böyle davrandı. E siz de efendim helaliyle yuva kurduğunuz yuvalarınıza sahip çıkın. Kırıcı olmayın. Yani burada alınacak çok dersler vardır. Herkes nasibine göre bir pay alır. Turci mentesha minhunne. Oradan dilediğini kendine yakın tutar. Yani yolculukta refikin yaparsın ve tuvi ileyke onu yanına katarsın. Menteşa dilediğini ve men ibtagayte ve men mimmen azelte fela cunaha aleyk. Ve men yani uzak tutun mimmen azelte fela cunaha aleyk. Sana bir günah yoktur. Resul Efendimizin kendisinden uzaklaştırdığı da pek olmamıştır. Mevla Teala burada böyle yapsan da sana bir günah yoktur kullanılmış Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmeden birisi e, senden uzağım ifadesini kullandı. E, şimdi sen büyük bir şeye sığındın. Ondan dolayıdır ki ben senden izdivacı gerçekleştiremem diye böyle bir hadise, olay vardır. Ancak Resulullah Efendimiz'in ayrıldığı, yani net bir ifadeyle boşandığı, boşadığı böyle bir olay, bir annemiz yok. E, ve hepsi, Resulümüzün nikahında ve o şekilde ahirete gidilmiştir. Zalike edine en tekarra ayyunuhun e, bu e, onların gözleri aydın olsun. Ve la yahzen ve mahzunda olmasınlar. Ve yardayne mimme ateytehunne kullun yani onlara verdiklerinden de razı olsunlar. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum. Allah sizin kalbinizde olanları da bilir. Ve kâne allahu allah alimen halime. Allah her şeyi bilir ve halim kelimesi son derece kullarına merhamet sahibi tehirli okube yapılan yanlıştan dolayı Allah azabı acele etmez. Azabı yani Mevla Teala yumuşaktır ve mağfiret sahibidir. 53. ayetteyiz. Bismillah. La yahillu leken min ba'du. 9 tane eş aynı anda nikahındaydı. O ona mahsustur. İşte kainatın sahibi Allah. Şimdi burada ee, yani bütün mülkün sahibi odur. Mevlamız Celle Celaluhu tasarruf onundur. Şimdi burada kendisine meydan okuyan, ben ilahım diyen, Firavun dediğimiz, Nemrut dediğimiz yetki, etki, devlet, efendim otorite bütün kuvveti veriyor. Peygamber seçtiği, kitap verdiği Musa Aleyhisselam'ın yetkisi yok, etkisi yok, devleti yok, evi yok, vatanı yok, yurdu yok ve kendisine iman edenler bütün cevru zulüm altında meşhur de Denizin kıyısına geliyorlar. Nereye gideceğini bilemiyorlar. Allah'ın mucizesiyle e, asa ile deniz açılıyor, karşıya geçiyorlar. Mevla kendisine meydan okuyor. Ben ilahım diyene bu kadar yetki veriyor. Yani bu manada insanoğlu ya Mevla bir kendisine meydan okuyan gavura bu kadar altın yaldızlı saraylar, imkanlar. Bu manada yani biz niye verdi demiyoruz. Mevla Teala böyle mukadder kılmış. Kendisine meydan okuyana veriyor. Kendisine kulluk edene Mevla Teala efendim helalinden meşru olarak bazı mübah kapılarını açıyor. Bu manada ileri geri söz söylemek e, imanı götürür. Dikkatli olmak lazım. La yehillu leken nisa Habibim bu aynı anda dokuz evlilik. Hatice annemiz mesela evliyken hiçbir kimseyle evlenmedi. 25 yıl onunla evli kaldı. 50 yaşında gelince 50 küsür yaşında Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra o zaman işte evlilikler oldu. Birçoklarından da çocuk çocuk olmadı ve birçokları da Resulullah Efendimiz'in nikahında olalım. Çünkü peygamber nikahına girdiğin an ümmetin annesi oluyorsun, peygamber eşi oluyorsun. Bir nevi bir manevi garanti oluyor. O şerefe ulaşalım diye. Allah'u alem. Allah u Alem. Böyle bir bu, budur, böyledir demiyorum. Yani e, bu manada böyledir değil. Yani e, mevla helal kılmıştır. Nokta. Ayrıntıyı bilmem. La yahil çünkü tefsirlerde de e, hiçbir müfessir şundandır dememiştir. Ama ancak bizim anlayacağımız Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibine mübah kılmıştır. Tasarruf onundur. La yehillü helal değil leke Habibim en nisa min ba'du. Bundan sonra dokuz tane eşin aynı anda. Ve la tebeddele bihinne min ezvac. Yani birini boşayıp da bir başkasını alayım bunu da yapamazsın. Ve lev acebeke husuhun evlenme niyeti hususunda acebeke. Yani gönlün e, ne yani bir bayanın ee, bununla ben e, evlenebilirim diye. Huz güzelliği demektir. Yani onun efendim yapısı e, böyle bir e, arzu etsen de yani acebeke yani insanın gönlünün e, hoşuna gitmesi manasındadır. E, Mevla Teala ve Kadir Sadetleri burada ne yapıyor? Habibim de olsa mübahın bir sınırı vardır. Yani onlara da sınır e, koymuştur. Bunu anlıyoruz. Habibim ee, yani bu, bu kadardır. Ee, İlla ma meleket yeminuk. Ancak sahip ol, sahiline malik olduğun cariyeler hususunda mübah kapıları vardır. Ve Allahu Allah alâ kulli şey'in her şeye rakıba gözeticidir. Her şeyi mübah dairesinde kuralları koymuş. Bu, bu, bu şekildedir. Yani sınırsız böyle bir nimet cennette vardır. Dünyada Mevla Teala kapıları açsa da, yine mübah dairesinde belirli yere kadar <laughs> mübahın sınırının olduğunu anlıyoruz. Fenahahu ani ziyade aleyhinde buradaki bunun ziyadesini Mevla nehyetmiştir. Evi talaki vahide minhunne veya da boşayıp bir başka eşle evlenmeyi yasak etmiştir ve istibdalu gayriha efendim onu bırakıp bir başka eşle evlenmek illa mameleket meleket yeminu. Evet. Bu şekilde Mevla Teala Habibine bazı ee, ne diyelim kurallar koymuştur. Yani burada dünyada ne istiyorsanız vereceğim denilen yer cennettir. Dünyada peygamber de olsa bir sınır, bir hudut, mübah dairesinde, helal dairesinde kurallar konulmuştur. Resulullah Efendimiz de bunlara birebir uymuştur. Evet, 53. ayete geldik. Ya eyyüllezine Ey Müslümanlar! Burada çok önemli bir edep öğretiliyor. Çok zarif bir meseledir. La tedhulu buyuten nebiyyi. Peygamberin evine varmayın. Burada dediğimiz gibi yani e, ayeti kerimeler Resulullah Efendimiz'e de bildirse. Mesela bir önceki derslerde geçti. E, Ey Peygamberi Zişan'ı. Efendim eşlerine, kızlarına ve bütün Müslüman e, iman ehli hanımlara söyle. Örtünsünler örtü ayeti mesela. Burada da Peygamber, e, re, veyahut da yani bir alim bir efendi muvahit birisi. E şimdi la tedhulu girmeyin bu yutene peygamberin evine illa en yuzenleküm size izin verilirse. Yani şimdi bu genel bir kaidedir. Yani adam izin vermiyorsa adamın evine gitmek beni yedirip iç, yedir içir demek adam belki müsait değildir orada. Ayetin kendi manasından gidelim. E iman edenler siz Peygamberi Zişan'ın evine girmeyin. İlla en yüzen Size izin verilirse ila taamin. E, ee, buyurun yemek ye diye. Şimdi bu kıssa var burada onu anlatacağız. Gayre <laughs> nazirine yani bakmayın inahu yemek hazırlanmıyor diye. Hazırlanıyor yani buradaki tehniye manasında hazırlanma. Yemek hazırlanıyor mu yemek hazır mı böyle dercesine girmeyin. Zalike ve lakin ida duaytum <laughs> çağrıldınız. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir e, izdivacında yani evliliğinde sahabe efendilerimize ikramlar hazırlandı. Ve Resulullah'ımızı davet etti. Geldiler, yemek yediler, gittiler. Diğerleri davet edildi, gelindi. Ve o şekilde onlara çok nezih bir şekilde yemekler hazırlandı. Tirit dediğimiz işte etli yemekler vardı. Ve yediler, gittiler, yediler, gittiler. En sonunda birkaç kişi Resulullah Efendimiz onlarla beraber kendisi de o yemek yenen ortamdan dışarı çıktı. Fakat üç kişi orada kaldı. Onlar da sofra başında tabiri caizse böyle konuşmaya daldılar. Ee, ancak tabi e, Resulullah Efendimiz'in kendi evi. Ee, yani burada da ince bir mesele var. Fe idâ ida idâ duaytum çağrıldınız fethul. Ve ta'imtum yemek yediniz fenteşuru dağılın. Yani e, şimdi bir insanın evinde fazla meşgul etmek doğru değil. Adam yani siz yedirdi içirdi e ondan sonra da bir kendisi bir istirahat etsin. Buradaki mesela yani düğün evi. Yediğin içtin efendim orada akşam oldu. E adam da o e, yorgunluktan sonra bir dinlensin, istirahat etsin. Mesela bazı düğün evlerinde efendim düğün bittikten sonra ta gecenin ilerleyen saatlerine kadar oturuyorlar. Bu kesinlikle batıldır. Bunun dini, İslami edebi hiçbir yanı yoktur. Açık söylemek lazım. Yani düğün bittikten sonra düğün sahiplerini e, sakin bırakmak lazım. Adamlar o yorgunluğu bir atsınlar. Hele ki eşler efendim onlar feyda taimtum yemeği yediniz fenteşir. ayet söylüyor. Dağılın diyor. Wala müsteenizi dalmayın diye hadis konuşmaya, muhabbete dalmayın. Eee inne zalikum bu Kane yüzünde bir peygambere eziyet eder. Peygamber eziyet ettiği gibi herkese de yapar bunu. Ayet-i çok net söylüyor. Fe <feyâ> minkum. Habibim sizden istihya edep edep gösterir. Sizi incitmek, sizi üzmek istemez. E ancak yani gün boyu sizinle meşgul olduğu yedirdi, içirdi. E ondan sonra hala oturuyorsun orada. E artık bir rahat bırakın. Yani e, tabi buradaki anlatılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ancak Burada genel olarak böyledir. Vallahu Allah la minel hak. Allah hakkı söylemekten istihya etmez. Hakkı bildirir. Yani benim çekincem yok diyor Mevla Teala. Hakkı size bildiririm. Yani bunu yapmayın. E şimdi bunu biz genel olarak söyleyelim. E düğün yapıldı. Düğün bitti. Düğün sahipleri gün boyu efendim uğraşmışlar. E sabahın erken saatlerinden akşama kadar yedirmişler, içirmişler, ilgilenmişler. Tabi insan acizdir. Ve ondan sonra hala orada ilerleyen saatlere kadar oturmalar bunun dinde yeri olmadığı, İslami ve insani olmadığı hak kesindir. Çünkü Mevla buyuruyor ki ben hakkı e, söylemekte, söylemekten istihya etmem, e, hakkı bildiririm. Bu ben yarattığım aciz kullarımı biliyorum. Ve izâ sellem tümûhunne metâ'an feseluhunne fe izâ siz peygamberin eşlerinden feyza, şimdi konu bitti burada. Bu konu burada nokta. Bir ayeti kerimenin içerisinde aynı ayette birkaç tane farklı konu olabiliyor. Bu nokta. Ve idâ seyeltüm ne? Buradaki mesele şu. Siz peygamberin eşleri sizin anneniz de olsa yine edebinizi gözetin. Ve idâ seyeltüm Siz benim Habibimin eşlerinden ki sizin anneniz oluyor. Onlardan metaan bir şey istiyorsunuz. Feselû isteyin hunne o. Efendim Habibimin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve eşlerinden min verayı ötesi hijab perde. Perde arkasından isteyin. Karşı karşıya değil. Peygamberin eşi annemiz olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu sahabeye diyor ki sahabe gibi birisi sahabenin hepsi yıldız gibidir. Onlara yani Resulullah Efendimiz'i tanıyorlar. Eşleri anne gibi görüyorlar. Bu şekilde olan insanlara Allah diyor ki siz anneniz mesabesindeki Habibimin eşlerinden bir şey isterseniz perde arkasından isteyin. Günümüzde ne oluyor? Yani bir insanın halası, teyzesi yakını değilse karşı karşıya konuşmalar, muhabbetler vesaire ahirette olan sevapların bittiğini, güneşin altında buzun eriyip yok olup gittiğini ahirette bu durum bütün ümmeti çok üzecektir. Sakın namahrama bakma, göz atma. Budur redde sebep, gafletle yatma. Namahram kella bel râne alâ Kalpte nokta, 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 nokta. Bembeyaz bir dosya, simsiye noktalarla simsiyah olur. Daha artık konulacak siyah nokta kalmaz. Râne alâ Kalpte oluşan o râne günah lekesi. Daha artık silinmiyor o. Mevla Teala ve Te de o kalbi mühürlüyor yani. Bu işin şakası yok. Onun için günah, yani bir anda insanı mahvetmiyor ama o günah artık sayfayı simsiyah yapınca bembeyaz sayfa bir bakıyorsun ki simsiyah olmuş. Feseluhun ne isteyin min ya hijab. Yani insanlar şurada yanılıyor. Efendim tamam da ortamda herkes böyle yapıyor. Şimdi Salih Aleyhisselam döneminde herkes efendim Allah'a asi oldu, putperestlik yaptı, günah işledi milyonlarca insan. O 150 kişi. Salih Aleyhisselam'ın dediklerini kabul ettiler. Salih Aleyhisselam dedi ki buradan çıkıyoruz. Bu milletin hepsi Allah'a asi oldu. Milyonlarca insan hepsi gökten azaplar, yerden alevler bunları konuştuk. Müminun suresindeki ayetlerde uzun uzun geçti. Yani şu hataya düşünmesin. Yahu herkes mi? Onu ben bilmem. Ancak kavimlere baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam'ın gemisine 80 kişi biniyor. Herkes mi değil mi? Onu bilmeyiz. Ama helak bütün artık 10 milyondan fazla insan olduğu kesin. Hepsi helak olup gidiyor. Bu iş böyledir. Feyda <coughs> seltumuhunne. Siz Habibimin eşi, sizin anneniz olan ey sahabe-i zişan onlardan bir şey istediğiniz zaman metan feseluhunne isteyin min verai öte hicab perde arkasından. Yani biz doğruları bir kabul ederiz. Ondan sonra yaptığımız yanlışlardan dolayı Allah'tan af isteriz. Ama ne var ki diye bu inkar durumuna düşer. İman gitti mi de hiçbir şey kalmaz. Zalikum bu etharu lekulubikum sizin için kalbinize daha temizdir ve kulubihin onların da kalplerinde. Ve ma meleket ve ma kana lekum ve ma kana lekum olmadı en tuzu Rasulullah siz Habibime eziyet etmeyin ve la en evlenmeyin ezvacehu Habibimin Hazreti Muhammed'in eşiyle min ba'dihi onun vefatından sonra ebeda ebediyen evlenemezsiniz. Onun eşleri bizim annemizdir. İnne zâlikum bu kâne indallâhi azîmâ. Allah katında çok büyük bir, yani Allah katında çok büyük bir vebal olur, günah olur ki siz Habibimin eşi sizin anneniz olur, onunla evlenemezsiniz. Böyle bir şey de asla olmamıştır. Resulullah Efendimizin eşleri, anneler, annemiz olmuştur. Resulullah'ımızın sağlığında hiçbir sahabe vefatından sonra haşa böyle bir olaya tevessül etmek veyahut da böyle bir söylenti de yok, rivayet de yok ve hepsi o hürmete, e, tazime e, ihtimam göstermiştir. İn tübüdü şeyen, siz bir şey ortaya koysanız da, ev tuhfuhu gizleseniz de, yani fe Allah muhakkakı Allah kâne bi kullu şeyin, Allah her şeyi alima, her şeyi bilir. Mevla'nın bilmediği bir şey yok. Peki. Burada uzun rivayetler var. Bu konuları. Burada Yahtecib Nisa'eke Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz ee, bu örtü ayetleri gelmemişti. Bu örtü ayetleri gelince asap suresinde bir önceki tefsirlerde de konuştuk uzun uzun. Ee, Hazreti Ömer dedi ki Kâne Ömer yakul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yehtecib ya Resulallah hanımların annelerimiz örtünsünler. Yani bir başörtüleri vardı, tam örtüleri yoktu. Felem yekun Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ale. Resulullah bunu yapmadı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbimizden bir hüküm gelirse onu uygulardı. Yoksa kendi iradesine göre bir şey yapmazdı. Veyahut da kendisine Cebrail Aleyhisselam geliyor mesela sabah namazı öğlenin ikindi akşam yatsı namazlarını tek tek anlatıyor. Ha, bu da vahiydir. Yani Resulullah Efendimizin ee, namazı kılın. Fakat Kur'an'da nasıl kılınacağı ayrıntılı yok. Bunu ne yapıyor? Yine vahiy ile Cebrail Aleyhisselam Resulullah öğretiyor. Şimdi örtünmekle ilgili böyle bir hüküm gelmediği, gelmediği için Resulullah Efendimiz de şunu yapın demedi. Ne zaman ki örtünün farziyetiyle ilgili ayetler geldi. Mesela içkiyle ilgili Mekke'de hemen içkinin haramlılığı gelmedi. Daha sonraki dönemlerde innel ham hamru muhakkak ki hamur içki ve meysir, kumar efendim bunlar haramdır gelin ha o zaman gel, efendim yoksa Resulullah Hı -hı, bu haramdır diye demedi ayet geldi bunun nasıl olduğu mahiyeti Resulullahımız açıkladı. Felem yekun Resulullah sözüm diye fele feharecet sevde bin zem'a.'' bu annemiz sevcünde bir sözü ve kendi imra tabi ile mübarek uzun boyluymuş. Ondan sonra Hazreti Ömer de ona örtün diye bildiriyor. Ve sonuç itibariyle bu ayet gelince de annelerimizin hepsi siyah örtülerle örtülmüş oluyorlar. Bunun rivayetleri uzunca bildirilmiş oluyor. Yani bu da tam yapılış şekli ulema bunu incelediği zaman başa örtülen örtünün omuzlardan aşağıya kapatılması. Tam çarşaf onu birebir e, ortaya koymuş oluyor. Veya çar dedikleri başa örtülen büyük bir örtü örtüyor. Omuzlardan aşağı böyle vücudunu sarıyor gibi örtüler. Yenzilül hicab işte perde yani örtünme ayeti gelince annelerimiz örtüldüler. İyyakum ve duhul alen nisa Resulullah buyurdu ki İyakum sakının ve duhul alen nisa kadınlarla baş başa kalma. Erkekler kadınlar yan yana iç içe vesaire mesela bu şekilde eğitimler mesela karma sistemler bunların hepsi haramdır. Yani bir bayan ne yapıyor? Öğretmenim diyor. Erkeklere ders veriyor. Bir erkek gidiyor bayanlara ders veriyor. E bunlar haram olacaktır. E işte, tamam da ortamda onu bilmem. Yani burada biz Allah'ın celle Celal mülkünde bir defa yaşıyoruz. Burada Allahımızın ilahi hükümlerine uyan kazanacak, uymayan kendisi bilir. Yani burada ki mesele e, tarihte de hep işte ortamları e, bahane etmişlerdir. Fakat Allah hükmünden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bu manada iyyakum ve duhul alnisa siz kadınların yanına girmekten sakının bunu yapmayın. Mesela <laughs> camilerde fevelli ve Şatral Mescidil Haram ayeti vardır. Mihraplarda bir de kullama dehaley aleyha el mihrab. Zekeriya Aleyhisselam mihrab. Mihrab Meryem validemiz Allah'ın dinine vakfedilmiştir. İnsan vakfı o dönemde vardı. Şimdiki şimdi yok. Çocuğu ilim yolunda yetiştirilsin. Meryem Validemiz vakfedildiği için o bu sefer mescid Aksa'da kalmak durumunda kaldı. O, fakat hepsi erkekti, 300 tane erkek. Meryem Validemiz kız tek başına kalınca ona özel bir sınıf yapıldı. İşte camilerin mihrabında yazan bu. Kullama ne zaman ki Hale vardı aleyha Meryem Validemize. Zekeriya, Zekeriya aleyhisselam mihrab sınıfı, sınıf demektir ona ayrılan özel oda, onun için yapılmış olan bölüm demektir. Yani erkeklerden ayrı bir bölüm. Demek ki erkekler ayrı, erkek kızlar ayrı olacak. Ve bir mucize <laughs> olarak da bütün camilerin mihrabında yazıyor. اِذَا دَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَالْيُجِبْ siz kardeşiniz sizi çağırdı meşru bir davete gidin diyor orsen kane ev gayrihi yani düğün olsun vesaire. Ancak burada Memur Rabbani Hazretleri diyor ki izakane <laughs> dai davet eden zalim ise, suma yapıyorsa, oyun ve eğlence varsa, haram yiyecek içecekler varsa, buradaki davet meşru bir davettir. Karışık, kadın erkek karışık eğlenceler varsa ee, ve icabetu davet, bu davete gitmek haramdır der meseleler. Bu şekilde mütala edilir. Lev du'iyet ila zira'in Şu çok manidardır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, yani bir kuzunun bir yani ön kol ee, yani bir üstünde hafif eti olan Böyle bir şeye dahi beni çağırsanız e, bir et parçası manasında kullanılabilir. Gelirim. Yani davete icabet. Birbirinizi kırmayın. Kendinizi büyük görme manasında bunu yapmayın. Leuh diye ileye kura. İşte burada bir kura. Yani kemin kemiğin üstünde küçük bir et parçası var. Bunu bana hediye etseniz bile kabul kabul ederim. Yani bunu mu bana hediye ediyorsun demem diyor yani. Feza felatun minellezi duitum iley. Bakın. Eğer davet bitti. Yani oradaki yemeler, içmeler bitti. Fehafefu an ehlil menzil. E, yani ev sahiplerinin işini kolaylaştırın. Orada uzun uzun oturmayın. Yani bu manada ben teşhuru fil ard. Yani evinize gidin, yuvanıza gidin. Orada uzun oturmalar doğru olmayacaktır. Yani adam biri dedi yani sen gidersen ne yapacaksın? Yatacağım. E git de ben, ben de yatayım dedi yani. Onu söyletmemek lazım. Zaliküm atarlı kulubüküm ve kulubihin. Yani Burada perde arkasından e, bir şey istemek veya bir şey sormanın e, ayeti ki hadellezi emartukum bihi ve şer'atuhu <laughs> lekum el hicabi atar ve atyab. Mevla'nın emri Allah size emrediyor, şeriat oluyor ve kadınlarla erkekler arasında bir mesafenin olması veyahut da illa bir şey söylenecekse perde arkasından söylenmesiyle ilgili ayet-i kerime burada net olarak bizlere bildirmektedir şu ayeti kerimeyi de okuyalım ve dersimizi bugün bitirmiş olalım. 55. ayet. La cunaha aleyhinne. Onlara bir günah yoktur. Fi abayhinne baba. Ve la evladı. Yani bir kadının mahremi, babası, oğlu, yehvanihinne, e, kardeşleri. Ve la ebnayi erkek kardeşlerinin e, kızları. Vela <laughs> ebnayakavatihinne kız kardeşinin kızları, vela <laughs> nisa hanımlar birbirlerine karşı, hanımlar birbirlerine karşı. Yani babadır, evlattır, erkek kardeşinin oğludur, kız kardeşinin oğludur veya hanımlar, Müslüman hanımlar birbirlerine karşı. Müslüman hanım, Müslüman bayanlarla kendi aralarında, kendi dayısı amcasıyla veya kardeşleriyle beraber olduğu gibi olabilir. Ee, ancak bu gayrimüslim olan yani Müslüman bir kadın gayrimüslim olan bir kadınla yabancı bir erkek imiş gibi davranması gerekecektir. Ve ma meleketi eymanuhun de bir de cariyeler malik olduklarınız. Vettakina Allah'tan korkun ey hanımlar. İnne Allah <dinosaurs> muhakkak <mind> Allah kana ala kulli <light> şeyin şehid. Allah her şeye şahittir. Burada yani e, babadan bahsetti, erkek e, oğlundan bahsetti, erkek kardeşinin o, oğlu, kız kardeşinin oğlundan bahsetti veya kadınlar kendi aralarından, mahremiyetten bahsetti yani. Fakat burada iki şey zikredilmedi. Yani, <laughs> yani maşa am vel hal. Yani e, amca ve dayı zikredilmedi. Çok ilginç. E, onlar da bir bayan için mahremidir. E, yani onlarla oturur kalkar, konuşur ama ayette geçmedi diyor ki lemiyiz köra bunların zikredilmemesi kala huma yani 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 evlat o vasfı gibi oluyor yani baba derken dede kastedilebiliyor otomatikmen baba dedeyi konuşmaya gerek yok bunlar otomatikmen buraya girebilir ancak ve keriye en yata da inde haliha ve amya dayı o ve amcanın yanında da böyle başı açmak doğru olmayacaktır haram demiyor fakat mekruhatı vardır diyor. Yani doğru olmayacaktır. Yani baba babanın yanında yani diyelim ki kızı böyle başı başörtüsü olmadı. Haram işlemiş olmaz. Ama burada diyor ki ayeti kerimede özet yapayım bitireyim. kelime ayeti kerimede abayini baba dedi. Oğlu dedi. Erkek kardeşi e, erkek kardeşinin oğlu kız kardeşinin oğlu ve kadınlar kendi aralarında. Bunlarda mahremiyet var. Yani burada işte kolları açıktır vesaire haram oluşmuyor. Ancak bu ayeti kerimede amca ve dayı zikredilmemesi neden acaba? Efendim burada müfessirler diyorlar ki bunlar bu kadar birinci derece gibi olmasa da e, burada bir yani amcadır, dayıdır burada herhangi bir sıkıntı yok. E, yani evladın vasfı gibi olur. Yani aynı durumda mahremiyet olur fakat yine diyor başın açılmaması iyi olacaktır. Orada bir sakınca var diyor kitaplar özetin özeti. 56. ayet-i kerime İnne Allah ve melekete ale nebi ya sallu aleyhi ve müstakil bir ayettir. Bunu yani bunu boyutlarıyla inşallah bir sonraki derste konuşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'ım ahkam din doğru anlamaya, doğru yaşamaya muvaffak eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Onun Habibine salavat Allah sallesin. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin. El Fatiha. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعه